Efendim cuma günü, bugün cuma günü, cuma günü özellikle abdest alıp temiz olmak sünnettir. Yani cuma namazından önce iş yerimiz var, dükkanımız var, memuruz, masamız var, şu var, bu var. Ama cuma vakti için bir 20 dakikalık toplumsal olarak Allah'a derdimizi arz etmek ve onunla ona tövbemizi iletmekle kendimizi meşgul etmeliyiz. Cuma günü son derece önemli. Yani haftada bir gün yani, bir saatini ayır, yarım saatini ayır, götür dostunu oraya. Efendimiz şöyle duyuyor, Allah temizdir, temiz olanı ve temizliği sever. Yani Allah kiri sevmez. Hangi konuda kirliliği? Her konuda. Vücut kirliliğini sevmez, abdestsizliği sevmez, haram kazanmayı sevmez. Haram kazanma da kirdir yani. Efendim, konuşurken kirli konuşmayı sevmez, çirkin konuşmayı sevmez. Adapsızlığı sevmez. Allah güzel olanı sever. Hüsnü olanı. Değil mi? Bu nedenle de mesela Hazreti Peygamber torunları Hasan'la Hüseyin'in adını seçerken Hazreti Ali mesela savaş ismini kullanmak istedi. Oğlu için harp adını kullanmak istedi. Peygamber dedi yok ne savaşı? Hasan dedi. Hasan güzel kişi demek yani. Hazreti Hüseyin doğdu. Yine Peygamberimiz sordu Ali Hazreti Ali Efendimiz'e ne koyalım adını? Babaya dedi ki harp, Hazreti Ali cihangir bir adam yani. Savaş dedi, Resulullah yine dedi ki savaş değil dedi, Hüseyin olsun. Yani yine güzellikten türeme bir kelimeyi kullandı Efendimiz. Onun için güzeli ve temizliği aramak dinin temellerinden biridir. Temizlik şatrul iman diyor, nezafet. Temizlik imanın yarısıdır, bir parçası, önemli parçasıdır. Yani iman olmayan kişi temizliğine riayet etmez. Hakikaten öyle mesela. Biz vücut temizliğine dikkat ederiz, lavabodan sonra temizlenmeye dikkat ederiz, suyla kurulanmayı, suyla durulanmayı önemseriz. Günde 5 defa ayağımızı, elimizi yıkarız, yüzümüzü yıkarız, ağzımızın içini, dişimizi. Peygamberimiz sürekli elinde misvak dişini temizlermiş. Sürekli ama, sürekli. Dişi sarı olan birini gördüğünde Peygamberimiz, ev halkına, eşine hiçbir saygın yok, dişini temizle diye talimat veriyor. Şimdi bazen diyorsunuz ki hocam ama işte Müslümanların bir kısmı dikkat etmiyor. Bu bir kültür meselesi. Dinden çok bir kültür meselesi. Bu televizyonlarda, radyolarda, okullarda eğitile eğitile anlatılır yani. Bu din bundan sorumlu değil ki. Dinin ölçüleri belli. Uymuyorsa birileri dine demek ki bir eğitimde problem var. Eğitimlerinde bir problem var. Eğitilmiş olmalarında ailenin verdiği eğitimde bir problem var. Bu bir kültür, bir efendim süreç. Bu keşke her şey mükemmel olsa yani tuvaletten çıkıyor ıslak ayağıyla seccadeye basıyorsa bu da bir nezafet açısından bir sıkıntı var. Bunun sorumlusunu kalkıp da dine mi yayacaksınız? Sanki yaşantı itibariyle insanlar bu bir süreçtir ve toplum beraber bilinçlenmelidir. Bilinçlendikten sonra da bunlar hiçbir sıkıntı olmaz ve sıkıntı olmaktan çıkar. Temizlik dinin yarısıdır. Onun için küçük günahlardan, büyük günahlardan bahsedilirken Efendimiz abdest sayesinde küçük günahların affedileceğini ifade ediyor. Niye öyle söylüyor? Çünkü abdest alırken dua ediyorsun. Dua ederken de tövbe ediyorsun. Tövbe de günahlara sildirir. Onun için cuma günü gusletmek bana farzdır diyor Peygamberimiz. Cuma günü gusletmek bana farz, yıkanmak bütün vücudu. Size sünnettir, yapın diyor yani. Cuma'ya gelen gusletsin diyor. Yıkansın da Cuma'ya öyle gelsin. Demek ki Cuma'ya nasıl geleceğiz? Hocam ben şeyde çalışıyorum, logarda çalışıyorum. Baş göz üstüne, buyurun gel. Problem yok. Kendini değiştiremiyorsan, özel bir elbisen yoksa, yani temizlenme, giyinme imkanı yoksa, bulunduğun halde gelirsin, namazını kılarsın. Ben senin için demiyorum. Temizlenebilme imkanı olanlar için söylüyorum. Evinden çıkıyorsun, güzel bir yıkan, abdestini al, güzel koku sürün, en güzel elbiseni giy, camiye gel. Soğan yeme camiye gelmeden önce, sarımsak yeme camiye gelmeden önce, çiğ olan özellikle. Ve cuma günü gusletmek bir haftalık küçük günahların, tefeh sayı dediğimiz ufak tefek günahların affına sebep olabilir. Bu nedenle de denilir ki bir cuma namazı kılan, diğer cumaya kadar olan 5 vakitiyle kılarsa yapmış olduğu arada yaptığı günahlardan
vardır. Yani öğleneyin namazı kıldı, öğle ile ikindi arasındaki öğleden önceki günahları affettirdi. İkindi kıldı, ikindi ile öğle arasındaki günahları affettirdi. Akşamı kıldı, akşamla ikindi arasındaki günahları affettirdi. Yani abdestin ve namazın böyle bir özelliği de vardır. Hocam günah işeyim affettireyim, günah işeyim affettireyim. Bu bir çocuk oyuncağı değil tabii ki bu. Orada samimiyet önemli. Samimiyetle yaparsan Allah günahlarını affeder. Bunu önemseyelim. Cuma günü özellikle Müslümanlar için önemli bir gündür. Ellerimizden geldiği kadarınca efendim dikkat edelim diyorum.